Merhabalar efendim. Hayırlı, hoş vakitler diliyorum. Bugün bir has bahçedeyim. Has bahçede has arkadaşımla birlikteyim. En yakın arkadaşlarımdan samimi dostum, sevgili arkadaşım Mualla Bahçem'den haberler. Ve güzel has bahçesiyle size şöyle merhaba demek istedim. Mualla'cığım da burada. Evet, merhabalar diyeyim ben de senin takipçilerine. Hoş geldin ayrıca bahçeme. Hoş buldum canım evet, benim. Evet, hep söylüyordun şöyle mor salkım evet. Açtığı zaman gelsen mi? Bugün nasip oldu. Evet, nasip bugünmüş. Az önce çiçekçide buluştuk yine. Bizim böyle hobi olarak nedir gezdiğimiz yerler? Çiçekçiler. Doymayız. Orada evet. Buluştuk, geldik. Dedim bahçemi çekmesini özellikle istedim. Görünce dayanamadım. Has bahçede, has arkadaşımın. Has evet. Sözleriyle başlamak istedim videoma. Canım şöyle benim. Görüntü alacağım size buradan arkadaşlar. Serbestçe istediğin gibi çekiversen. Tamam. Rahat rahat takıl. Tamam canım benim. Önce mor salkımdan başladım. Evet, hastayım buna. Teşekkür ederim bir tanem. Biliyorsunuz şarkılara konu olan, güzel sözler yazılan muhteşem mor salkım kokulu türlerden. Mis gibi sarmaşık türü şu anda dökülüyor ama tabii ki ilk zamanları daha güzeldi emin olun. Muhteşem görünüyor mahallenin balkonunda. Biliyorsunuz mahallede tam bir bitki dostu, bitki sever. Çok güzel bitkileri var bahçede. O yok denilecek kadar inanın. Muhteşem türler var. Sadece bulunsun odaklı. Yani onun için her türden endemik, doğal her türden bitkiyi yetiştirmek bir hobi. Biz de uzun yıllardır dostuz, arkadaşız. Bugün seralara gelmişken sağ olsun arkadaşım da beni geldi aldı. Şöyle sizlere buradan bahçeden, has bahçeden görüntüler almak istiyorum. Evet, ballıca kraliyet halısı yerde kendiliğinden büyük ihtimalle düşmüştür tohumları. Çok güzel bitkiler var. Yine arka tarafta var acem halısı, açmış olanı. Onu da size görüntüleyeceğim. Şöyle şuradan devam edelim. Tabii ben bütün bitkilerin isimlerini bilmiyorum arkadaşım kadar. Ama burada küpelileri var. Küpeliler de muhteşem. Katlı küpeliler, şunların güzellikleri. Evet, karanfiller var. Evet, şebboy fideleri var. Şebboylar var. Ve papatyalar. Hüsnü Yusuf'lara ne demeli? Minik minik Hüsnü Yusuf çiçekleri. Arkadaşım çok özenerek yetiştiriyor bitkilerini. Büyük ihtimalle bunlar soğanlı rizomlu türlerden. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama açacaktır. Çünkü bayağı uzamış. Her detaya bakarsan bir saati geçer. Geçer. Balkonu evet, aynen. Beklerim, balkon bahçeye tamam, oraya da geleceğim. Emin ol. Çekeceğim Mualla. Şöyle şebboylara bir göz atayım dedim. Yavaş yavaş geçmek üzereler. Bundan bana vermiştim bir zamanlar. Evet, sormaya durdular. Evet. Bu tarafı çektin mi Melahat arkadaşım? Çekmedim. Bodrum papatyalarından evet, başladım. En güzel köşelerinden biri. Bir bölgedir burası. Bodrum papatyaları. Bodrum papatyaları. Her iki renk harika oldular. Tabii ki 3-4 yıllık bir gelişimle böyle oldular. Bu sene tabii şebboylar çok güzel bir renk kattı. Büyük bir şenlik oldu bahçede. Gerçekten baharda, yani kış sonunda ilk açan çiçeklerden olunca şebboylar. Evet. Yani yaptıktan sonra şu muhteşem renge bakar mısınız? Evet, çok güzel, katlılar evet, da güzel. Şebboyların kızıl olanları var öbür köşede. Orası diğer da tarafta değil mi? Evet, bodrum papatyalar da duvardan aşağıya şelale gibi süzülmüşler. Çok beğendim. Yani her gün bir sürpriz görüyorum arkadaşım. Baksana evet. Şu gülün güzelliğine bak. Muhteşem evet. Çok güzel. Bu kadife. Kadife gül. Çok seviyorum. Çok. Ay Mualla, hangi köşeye bakayım? Hangi abutilon. Köşeye bakasın yani? Ağaç küpelisi. Evet. Abutilon küpesi. Biliyorum. Çok şu da severek. Şurada başladı açmaya. Çeşkun bu da Melisa. Melisa mı bu? Çeşkun ben, Melisa. Bir Melisa türü. Ben senin kadar isimlerini bilmiyorum. Yani işte bilindiklerin ona dışında evet. Çok fazla bir bilgim yok. Ağaç hatmisi büyüyecek. Yani hatmi. Böyle açacak. Morlar açtığı zaman çok güzel olacak.
Ben buna hayranım. Şu katlısını evet, özellikle 2-3 yıl bende de kaldı. Sonra gitti tabii ki. Kraliyet halıları var, ballıcalar. Ay burada da mor şebboy var. Onu aldım işte, morum yok diye aldım. Ve büyük saksıya diktim. Normalde aldığımız saksılarda çok kalıcı olmuyorlar. Şu köşeyi alabilirsin arkadaşım. Evet. Ya muhteşem bir tasarım olmuş şöyle. Şöyle bak. Evet, tam bahçenin ortasına tabii odaklı. Seralardan takviye de yapıyorum ara ara. Mesela hepsi, mesela bunlar kalıcı birçoğu. Evet. İşte lilyumlar bir taraftan alıyoruz, ekiyoruz. İğneler de çok güzel. Evet, mesela bunları yeni aldım. Bunlar kalıcı, çok kalanlar. Çok güzel ya bu Hüsnü Yusuf, kadife ama. Hüsnü Yusuf, evet. Kadife çok ama. Çok bordo. Pembesi bodur yanında. Çok ay tatlı. Harikalar ya. Haseki yetiştiriyorum. Bu da farklı diye aldım. Adaçayı, süs adaçayı. Süs adaçayı. Bu yeni Beykoz'dan farklı meyve türleri. O videomuz gelecek inşallah bizim de yakında. Şöyle çok güzel olmuş tam ortaya. Bir orada merdiven tasarımı var. Arkadaşımın. Onu da göstereyim sizlere. Değerli dostlar. Evet, otantik. Ben de konu manken. Ay mutlu oldum. Otantik bir merdiven. Çok güzel olmuş ya. Tam böyle odaklı, tam ortada. Bahçenin merkezinde. Çok seviyorum. Yani evet. Gerçek merdiven. Yani iş görmüş, emek görmüş, gayret görmüş, alın teri görmüş. Tam otantik, o kadar çok güzel. Çok seviyorum. Yani. Çok sevdiğim görünce sahibi, usta bana bunu verdi. En güzel objelerden biri. Felisyalara bayılıyorum. Onları yeni yetiştirdiklerimden, daldan. Sen yetiştirdin. Hemen daldan yapmıştım birkaç ay önce. Her cahiler var canım. Ama asıl güzeli orada. Değil Uğur mi? Bir şekilde. Felisya. Evet, adı, burada şey, da kekik çok güzel ama geçmeye durdu renkleri. Çok güzel ya. Şöyle bakın. Bak, bakraca dikkatinizi çekmek istiyorum. Muhallacım geleceğim. Evet, içinde sukulent var. Süsenlerle birlikte. Harika. Ay, bir kocaman agave var orada. Agave o çok taştı. Artık saksıyı kırmak gerekiyor. Bu da balkon bahçedeydi. Bir çiçek zannediyordum. Meğersem ot. Ama onu aldım buraya. Dirilirse dirilip açar. Güzel olur ama dirilmese de artık çıkartırım. Dirilir, dirilir o yağmurlu. Bir hasekim tohumdan yetiştirdiklerimden. Hasekilerde farklı çok güzel balkon türler. Balkon bahçede var birkaç rengim. Onlara da bakarız inşallah. Arkadaşım şu anda çok telaşlıyız aslında, gidecek. Çok da müsait değil ama biraz olsun, spontane olsun. Oldu çekim. Yani evet, çekim spontane. Planlamamıştık ama. Ay muhteşemler ama, ya. Senin izleyicilerin de aşağıdan görsün. Değil mi? Bir durut istersen, ben çekeyim istersen. Evet arkadaşlar, görmenizi istedim ve Melahat Sarsı arkadaşım. Bir tanedir, bir tane. Evet, çiçek gönüllü, çok vefalı, çok güzel bir dost, insan, canım benim. Ah, görünmelisin, kendisini hiç göstermiyor. Ben böyle... Muhteşem has arkadaşım, has bahçe. Canım, canım, Allah razı olsun. Ben oradan alayım dedi arkadaşım, alsın, çok muhteşemler. Hangi köşeye çekeceğimi bilemedim. Evet, şimdi buradan renkler çok hoş gözüküyor. Daha alt kısımdan böyle cıvıl cıvıl, tabii şaka yıkım geçti ama şöyle ezan da okunuyor, konuştuk ama olsun, azizallah celle şanühü. Şöyle evet, evet. Tecelli etmiş resmen bahçende. Evet, çok öyle güzel. Rabbimin sanatı. Bakar baktıkça mısın? Tefekkür ediyoruz. Evet. Acem halıları çok güzel açmış. Mavi felisyen muhteşem orada. Evet, evet, oraya geçelim şimdi. Çok güzel. Muhteşem yani. Hangi evet. Şeyi ne şekilde çekeceğimi bilemedim. Böyle. Evet, Acem halısının çok en güzel, muhteşem halı. Açtı seni şansına. Halı gibi sermiş yani. Zaten güzel. İsminden belli. Biliyorsunuz bunlar istilacı türler. Koyduğunuz yerde yayılır. Yere bağlanacak, tutunacak, hemen yer ararlar. Uzun nereye koyarsanız koyun. Güneşi gördüğü zaman burası görüyor ya. Uzun süreli açıyor. Evet. Bir de şunu yeni aldım. O türlerin, buz çiçeğigillerin bir farklı. Evet. Versiyonu evet. Biliyorsun. Mezem çiçeklerinden. Evet. Mezemlerden böyle. Ve felisya. Ay evet. Muhteşem ya. Poligala'yı şöyle da alıp istersen balkon, balkon var, o balkondan da bakabilirsin. Balkon bahçeye de bakabilirsin. Buz çiçeklerinden makas çiçeği bu sene çok güzel oldu. Evet. Affedersiniz, katır tırnağı da deniyor biliyorsunuz kazaya evet. Bunlara. Evet, bunlar da çok iri çiçekli, çok güzel türler bunlar da.
Muhteşem, hepsi çok değerli, çok güzel bitkiler, endemik bitkiler var. Kendisi yetiştirmeyi seviyor. Bu da bir merak. Tabii ki bizi mutlu eden farklı bir hobi. En güzel hobi bence. Dün oturuldu tabii, biraz devir daim ettik. Evet değerli dostlar, balkon bahçeye çıktık. Mahallenin balkon bahçesi burası. Muhteşem güzellikler var yine. Evet. En güzeli, en özeli klematisler zaten. Ben de çok çok seviyorum. Ama tabii ki benim balkon, teras, evet, vapur dumanı. Onları da işte seneden almıştım. Öyle diktim ki kalıcı olsun diye. Gel. Abi bu da çok güzel bir bitki mualla. Muhteşem bir tür. Vapur dumanını çok severim ben. Hep tavsiye ederim. Bu da Japon güllerim var. Bakar mısınız? Yıldız sardunya, evet. Harika görünüyor muallacım. Ellerine sağlık. Ve o, çok onu doğal türlerden. Gel. Evet. Gel bak şimdi ben sana. Burada da şey boyları çok güzel. Sen zaten şey boylarda sana diyecek yok. Muhteşemsin. Muhteşemsin. Çok güzel kokuyor. Yalın katlı ama kokulu değil mi? Çok katlılardan güzel. Daha çok kokuyorlar bunlar. Şimdi şöyle şey. Evet, bu da sarı. Ceylan gözünü mesela böyle çekebilirsin. Benim olduğum yerden çekebilirsin. Evet, ceylan doğal tür büyük doğal ihtimalle türü. O yüzden uzun. Çünkü bodurlar evet, sonradan. Evet, kuş odasına gittiğimde orada birçok bahçede vardı. Boylu boylu. Demek evet, ki bu uzanan, doğal türü. Doğal türler burada öyle. Burada da harika oldu. Sınameki var içinde, ona bağlamışım onu. O yüzden böyle ayakta duruyor. Hepsi muhteşem. Sardunyalar böyle cam önünde. Çan çiçeklerim var böyle beyaz, mavi, artık hangisi mavi bilmiyorum. Hepsi kendi kafasına göre farklı değil mi? Burada da yine bir haseki var. Hasekiler de tabii burada vazgeçilmezlerden ve sardunyalar. Burada. Asıl güzel hasekiler. Ay muhteşemler. Şimdi, evet. Bunları tohumdan yetiştirdim. Evet. İlk vardı bende, ektiğimde harikalar çıkmadı. Ya. Sonra üzerine düştü. Bak şimdi bu. Biraz fuşyamsı bir mor. Evet. Bak bu beyazlı. İstersen o buraya gel. O beyazlı da harika. Baksana onu çek bir de şurada sarı var. Çok güzel. Şöyle bak, sarı liladır evet. Aslında üstü. Çok ay, tatlı. Bunlar da çok ay, muhteşemler ya. Tam bahçe için olmazsa olmazlarda. Beyaz şunun detayları harika. Şuradakini çekersin. Bak, beyaz da çok güzel. Şuradaki evet. Çok güzel. Gelin gibi. Felisyalarım hoş. Şeyler başladı bakın, açacaklar. Süsenler harika. Yukarıda evet, yine maalesef. Acem halıları, sardunyalar, güller gelecek inşallah. Dediğim gibi has bahçe. Gün güzelleri, amaralisler açacaklar daha. Derinmiş gülleri serdim. Değil mi mahalle? Evet, felisyalar da muhteşem. Evet, muhabbet bağına girdik. Evet. Derinmiş gülleri. Bu arada klematislerim de bunlar, geçen yıl diktim ben bunu. Böyle arada var. Bunlar böyle, amacım böyle iyice büyütmek. Büyütmek değil mi? Evet, kabaklar da muhteşem. Kabaklar evet, burada büyüdüler onlar. Senin kabakların evet, değil evet. Mi? Evet, ilk yıllarda kabak işte oldu. Ay, güzel oldu da. Sonra gelin gibi şey ya, muhteşem muhteşem. Tatlı şuraya gelin bak. Gibi. Dokunmaya kıyamıyorum inan evet. Mualla. Çok dokunmaya güzel. Kıyamıyorum. İnan çalım öyle, o kadar güzeldir. Güzel. Bunlar çörek otu olacaklar. Burada açacak çiçek çok var. Burada da klamatis var yine. Çok güzel çiçekler bunlar. Klamatisim bakın kocaman. Evet. Şöyle, çok bakın, güzeller elim, bunlar ya. Benim muhteşem. Elim büyüktür zaten. Bakın güzellikte kocaman. Güzellikte olan bahçe için olmazsa olmazlardan bahçesi olan. Ve bu hasekim de çok güzel. Biraz morumsu. Evet. Beyaz var. Böyle işte evet. Olan fideleri, belli yerleri dikiyorum. Evet. Mor yıldız. Mor yıldız inşallah. Açmaya başlamış toparlanır. Ama. Birkaç yıl önce muhteşemdi burada. Böyle çok uzaklardan görünüyordu ama. Don aldı. Don alınca hasar gördü. Yeniden dirilmiyor. Yani illaki kayıplar evet. Mutlaka oluyor mualla. Pembe, pompon, sarmaşık gül. Bunu böyle aldım ama bakalım olacak mı? İyi. Olur böyle inşallah. Sarı ya. Gülün de evet. Muhteşem. Bu evet. Papatyalar da harika. Yine çok tabii ki güzel. Şebboylar. Evet. Şebboylar yine bu, burada. Papatyaları ben de çok seviyorum mualla. Diğer ya. Balkona da geçebiliriz. Detayları evet. Çok ince dediğim. Evet. Mahallenin penceresinden. Mahallacımın penceresinden sardunyalar. Tabii ki cam önlerinin olmazsa olmazı sardunyalar. Sardunyaların en çok yakıştığı yerlerde cam önleri. Değerli dostlar, camların önlerinde sardunyalar çok güzeller. Balkona çıkacağım şimdi. Burada farklı türler gelmiş. Kırmızı haseki.
İlk defa gördüm, kaçırmadım diyor. İyi yapmıştın arkadaşım. Çok güzel. Muhteşem, evet, çok güzel. Yıldız Sardunya işte bunu almıştım oradan. Evet. Bol çiçekli açmış. Benim bu lobelya mavisi var aşağıda, fark ettin mi bilmiyorum. Koyu mavi başladılar gördüm, açmaya. Gördüm, evet, yine hastalıklar da var. Bunu birkaç ay önce aldım ama öncekiler geçen yıldan. Bu da biraz susuz kaldı. Su verdim ama biraz hasar gördü. Mavi çok seviyorum. Yine cam muhteşem. Dizelleri seviyorsun sen de katlı. Evet ama olmuyor balkonumda, ya, evimde. Bu da çok kalmayacak. Çünkü gölgeyi seven türler onlar, evet. Ve küpeliler. O yüzden çok kalmayacak. Şöyle döndüreyim güzellikleri. Evet, ceylan. Küpelilerle bu cam güzelleri benim evimde olmuyor. Evet, çünkü maalesef konumum uygun değil. Yani benim küpelileri gösterebildin mi? Bahsedin. Gösterdim, evet. Onları çok diktim, güzeller. Bak, ikisini yere diktim. İkisini de büyük saksıya askıya koydum. Evet. Gösterdim. Burada mineler işte, var. Bundan evet, senin de var. Benim var, evet. Demiştin ondan. Niye aldım, evet. Ben veririm sana. Ya hepsinden bir tane olsun istiyorum. Hani yıldız çok çeşit var ama. Şurada bir rizomdu. Bilemedim ne olduğunu. Meğer çan çiçeği galiba. Çan çiçeği, geçen yıl evet, almıştım çünkü birkaç tane. Bir kedi kuyruğu. Böyle yine harika sukulentleri var arkadaşımın. Begonvil. Çok güzel. Ay, bu çok güzel olmuş mahalle ya. Çok bu güzel. Çok farklı. Hatta ayırdım da ondan bir iki seyrettim şöyle. Evet. Şurada bir yere diktim. Ben şunlardan... Ben de alabilirim şunları. Yoksa tutar. Vereyim ben sana. Şurada şey vereyim. Ondan bende yok. Şöyle şunu. Şu ondan işte. Al bunu. Ondan birini mı? De şeye verdim. Yok, küçük de verebilirsin. Hani böyle ya, şey yapmak istemiyorum. Hani yok, alıp yok da. Zaten buraya diktim ben onu. Ben yetiştirmeyi yoksa seviyorum biliyorsun. Şey benim dikelim için küçük olması önemli. Evet, sukulentler benim merakım biliyorsunuz. Güzel. Evet, ondan. benim de pembe var ama bu daha farklı mahallacığım. Bu ya, daha açık hareli. Ama nerede gördüm? Unutmuşum. Evet, ben onu görmüştüm. Gebze çiçekçilikten aldığını hatırlıyorum. Hı, sanki ben videolarını izliyorum ya. Ha, oradan öyle hatırlıyorum. Evet, çok güzeller. Hepsi çok güzel arkadaşımın eleğine, emeğine sağlık. Muhteşem türler. Evet, kalp kalbe karşı. Tek tek bakıyorum, inceliyorum. Evet, bu da çok güzel. Bu da ismini unuttum bak işte. Hangi? Şunun ismini o unuttum. O sosyalist. Aa, şeyden geldi, bu çiçek Bilende açmaya durdu. Evet. Çok güzeller mahallecim. Aşbinden. Hepsi çok güzel değil tabii ki. Yani kedi kuyruğu, maymun kuyruğu maymun denilen kuyruğu, tür. O da çok vermişti. Güzel oluyor, evet. Şöyle bir oksalis, acaba sarı mı bilmiyorum. Benim o sarı açtı biliyorsun, katlı sarı. Evet, bana bir takipçim attı bu ara bugün. Evet. O da geçen sene diktim onları. Bak, çiçek açmaya da durdular. Açacaklar, emin ol. Hepsi çok güzel mahallacığım. Eline emeğine ay, sağlık. Bir dakika, bunu ayrı alayım. Tamam canım. Böyle size şöyle bahçeyi balkondan evet, çekerek bitirmek istiyorum. Arkadaşımın eline, emeğine, gönlüne sağlık. Çiçek gibi güzel hayatta, güzel her şey çiçek gibi olsun. Amin, amin. İnşallah buradan çiçek dostlarına buradan en güzel, en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle biz de varız. Yani evet, birlikte evet, böyle. Hayat paylaşınca güzel. Paylaşınca. Paylaşmak çok mutlu oluyoruz, ediyor bizi. Gönlünüze sağlık mahallacığım, elinize sağlık hayatım. Sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bahçemden Haberler Mahalla ile birlikte şöyle bir video hazırladık. Geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla, sevgiyle, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.